Evet değerli izleyenler, Burdur Tarım Fuarı'nda son stand ziyaretimizi Erişim ile gerçekleştireceğiz. Efendim, Burdur Bucak ilçesi Ziraat Odası Başkanı Sayın Bilal Özel ile başlayalım istedik. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, ayaklarınızı sağlık. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii sponsorumuz Talay Ticaret. Onunla biraz, evet. O da bucaklı olması hasebiyle biraz bucağı konuştuk üstü kapalı bir şekilde, ama siz bucağın yine içinde olan bir isimsiniz. Bucağı konuşacak olursak nasıl yorumlarsınız? Bucağı bilmeyen ülkemizin vatandaşı bucağı nasıl tarif edersiniz? Şimdi bucağı ticari olarak küçük Kayseri olarak nitelendirebiliriz. Küçük Kayseri. Burdur'un ekonomisine yön veren, suyuyla, toprağıyla, tarımda vazgeçilmez bir ilçe. Bucak ilçesinin %78'i tarımla uğraşmakta bu arada. Bunu da notlarımıza düşmek isterim. Tabii ki pandemiyle birlikte tarım sektörü önemini hissettirdi. Son günlerde de malum yurt dışında savaşların olmasıyla birlikte ham madde tedariğinde sıkıntılarımız var. Tarım sektörü bu noktada mutlak surette desteklenmesi gerekiyor. Bizler Bucak Ziraat Odası olarak her zaman için üreticilerin, çiftçilerimizin yanındayız. Gerek yerli üretimin desteklenmesi, diğer taraftan da sağlıklı ürünlere erişim noktasında yaşamımızın devam edebilmesi adına her zaman için Türk çiftçisinin yanında olduk. Ben kısaca Bucak Ziraat Odası'ndan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Tabii ki mutlak suretle odalar tarımın gelişmesi, geliştirilmesi anlamında proje sahibi olmalılar. Şimdi biz modern tarım tekniklerini çiftçilerimize uygulattırıyoruz. Alternatif bitki desenlerini topraklarımızla hayat veriyoruz. Gelirlerini arttırıyoruz tarımın devam ettirebilmesi adına. Bucak Salebi ile ünlü. Salebin ticareti ve tarımı Türkiye'de tek olarak Bucak'ta yapılmakta ve bu noktada Bucak Salebi diye Bucak Salebi bir marka değeri oluşmuş konumdadır. Son dönemlerde alternatif tıpın gelişmesiyle birlikte de tıp aromatik bitkiler içerisinde yer alan çörek otu bitkisinin en fazla yetiştiriciliğinin yapıldığı yer Burdur ile Bucak ilçesi. TÜİK verileriyle biz bunu sabitlemiş durumdayız. Coğrafi işaret başvurularımız devam etmekte. Arıcı dostlarımıza çörek otu balı yapanlara duyuralım, bucağa gelsinler. Yani bu noktada da çörek otu balı yurt dışında oldukça revanşta. Alternatif tıp dünyada %80'lerdeyken ülkemizde %5'lerdi. Çörek otu da çörek otu balı da hem kendisi hem balı bu noktada tercih ediliyor ve ülkemize ciddi manada döviz girdisi sağlıyor. Fuar çok güzel. Katılım oldukça fazla. Yoğun ilgi var üreticiler ve dışarıdan gelen misafirler açısından. Tabii sivil toplum örgütü olarak bizler ticaretin merkezindeyiz Bucak Ziraat Odası olarak. Aslında bu işleri yapması gereken bir öz eleştiri yapacağım. Tarım satış kooperatifleri. Yani ulusal ölçekli çalışan tarım krediler, panko birlikler, tarişler, fisko birlikler ve köylere varıncaya kadar olan küçük kooperatifler. Şimdi bunlar sektörde yeterince rekabetçi olmadıkları için sağ olsunlar Erişem bizim yem sektöründeki ilk adımımızı attığımız firmamız, kendilerinden Allah razı olsun. Türk tarımının, çiftçisinin ve hayvancılığının yanında oldular. Yanında olmaya da devam ediyorlar. Bugün burada Burdur Fuarı'nın en gözde standı Bucak Ziraat Odası ve Erişem'in ortaklaşa sunmuş olduğu bu gördüğünüz stand. Standla değil, ürünleriyle, ürün gamıyla, diğer taraftan kalitesine uygun fiyat eklendiği zaman gerçekten güzel sonuçlar çıkıyor. Fuarların amaçları, gayeleri, maksatları da bu. Bu tarım satış kooperatiflerini alternatif olarak biz rekabetçi olarak hem piyasayı sübvanse edip regüle etmek, diğer taraftan da tampon vazifesi görmek maksatıyla yem, gübre, zirai, ilaç ve ham maddeler noktasında hizmet sağlıyoruz. Allah ömür verdiği sürece, görevde olduğumuz süre zarfında da bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Sizlere de buralara kadar geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Burdur, Bucak, Türkiye'nin bir minyatürü. Burada çiftçinin durumu neyse ülkemizde de bu. İnşallah el birliğiyle Türk tarımını, Türk tarımın geleceğini ve ülkemizin geleceğini şaha kaldıracağız. Milli ekonominin temeli tarımdır, ziraattır. Kalkınmak için, tarımı ilerletmek için, daha güzel noktalara getirmek için gece gündüz yorulmadan çalışacağız. Ayağınıza sağlık, çok sağ olun.
Vallahi biz sizlere teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Aynı zamanda Burdur'a hani biraz fuara da kalite katmışsınız Erişyem'in de herhalde desteğiyle beraber. Çok güzel bir birliktelik olmuş. Sizde başka hangi firmalar böyle biraz üstün körlü altını çizmeden geçtiniz ama? Şöyle söyleyeyim. Genelde ya, mikro bütün ürünler var mı? İhtiyaç duyulan bütün ürünler var. Gübre üzerine, organomineral ve kimyasal gübreler başta olmak üzere yem katkı malzemeleri, Premix'ten tutun, küspedir, diğer taraftan mısır, arpa, yani küspelerin içerisinde biliyorsunuz ayçiçeği ve pamuk küspesi olmak üzere birçok çeşitleri var. Bu ürünlerin tedariğini de yapıyoruz. Buradaki maksadımız da şu, kaliteli bir ürün, yüksek verimlilik istiyorsak muhakkak bunu kaliteli ürünlerle takviye yapmak suretiyle, yem tek başına bir etmen değildir. Bunu desteklemek gerekir. Ha, Erişyem gerçekten bu konuda sektörün öncülerinden yine. Güzel yemleri var. İçerisinde hiçbir katkı malzemesi olmadan yüksek verimlilik sağlayan ve hayvanın ıslahı noktasında, refahı noktasında güzel ürünleri var. Bu konuda da ne kadar teşekkür etsek azdır. Diğer sektördeki rakiplerine de örnek bir davranış sergiliyorlar. Tabii ki biz şunu söylüyoruz. Dökme suyla değirmen dönmez. Çiftçilerimiz muhakkak bir, kendi yoncalarını kendileri üretmeleri gerekiyor. Kendi fiillerini kendileri üretmeleri gerekiyor. Diğer açıdan baktığımız zaman da konsantre yemler, buzağa başlangıç yemleri, büyütme yemleri, bunların hepsinin düvey yemleri, kuru dönem yemleri, kendine özgü içerisinde bulunan vitaminleri var. Bu konuda gerekli duyarlılığı, özeni göstermeleri için çiftçilerimize çağrıda bulunuyorum. Biz de üretim noktasında, üretimin devamlılığı noktasında çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız. Antiparantez şunu ekleyeyim. Biz bu işi yapıyoruz. Başka ziraat odalarında olmayabilir. Tabii bu sistemi çalıştıracak olan üyelerin kendileri. Türkiye maalesef üretici örgütü çöplüğü haline geldi. Kimse alınıp darılmasın. Yani herkes bir üretici örgütü kuruyor, yöneticileri iş başına geçiyor ama koltuğa güç değil, koltuktan güç alıyorlar. Biz bu görevi yaparken buradan yönetim kurulu ve meclis üyelerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 1 lira ekonomik gelirleri kurumumuzdan yok. Yani bizim meclis üyelerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin başkan olarak, yönetim kurulu başkan olarak benim ve başkan yardımcımın kurumdan 1 lira maddi menfaatimiz, çıkarımız, gelirimiz yok. Olanlara da saygım sonsuz. Bir insan bir iş yapıyorsa mutlaka bunun karşılığını, bedelini almalı ama bence üreticisine değer verip üreticisini kalkındırmalı. Teşekkür ediyorum. Biraz sözü uzun tuttum. İzleyicilerimizden de aflarına sığınırım. Estağfurullah. Böyle bir zamanda birliklerin, STK'lar eleştirildiği bir dönemde farklı bir portre çizdiniz. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü ziraat odaları kaldırılsın. Efendim et süt birlikleri kaldırılsın. Ne işe yarıyorlar sorusunun aslında karşılık bulduğu bir konuşma yaptınız. Ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Olması gerekeni söylediniz ve sizler yaptığınızı anlattınız. İnşallah bir gün Bucak'ta misafiriniz olur. Çalışmalarınızı yerinde gözlemleriz. Beraberliğimiz devam eder. Her zaman için bekleriz. İlimize, ilçemize sizleri ağırlamaktan ve diğer üreticilerimizi ağırlamaktan gurur duyarız, mutlu oluruz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Şöyle bir durum söz konusu. Sivil toplum örgütü diyoruz, üretici örgüt çöplü haline gel diyoruz ama burada bu üretici örgütleri mensup ettiği kişileri temsil noktasında varlar ve sıkıntıların çözüm noktasında muhakkak bütün kurumlar, kooperatifler, üretici örgütleri ve biz ziraat odaları her zaman üreticimizin sıkıntısını en üst noktaya kadar emin olun ki taşıyoruz. Birçok kötü giden gidişat ya da yanlış uygulamaların kalkması bu tür sivil toplum örgütlerinin varlığıyla var. Üretici dört elle sarılsın. Biz vekaleten onların bu işlevini, görevini yerine getiriyoruz. İşi ehline versinler. Yani eleştirmek sonucu değiştirmez. İşin ekli liyakat sahibi gerçek anlamda onların derdine derman olacak. Sıkıntılarını dile getirip çözüm bulacak. İnsanları getirsinler. Herkes eleştirir. Önemli olan çözüm bulmak. Çözüm yollarıyla birlikte eleştirebilmektir. Teşekkür ediyorum. Yani biz bunları konuşsak konu bitmez. İnşallah bir gün rahatsız edeceğiz sizleri. Çok sağ olun. Her zaman için beklerim. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler katıldığınız için.